Hizmet İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliğimizin değerli üyeleri. Ben ihracat uzmanı Burcu Say. Sizlere Türkiye bilişim sektörünün uluslararasılaşması ve E-Tur Kalite Programı kapsamında yer alan tescil ve korunma desteği hakkında gerekli olan evraklar ve dikkat edilmesi gereken hususları anlatacağım. Videomuzda bahsi geçen evrakların tamamı zorunludur. Tüm evraklar kurumumuza KEP üzerinden e-imzalı şekilde iletilmelidir. Öncelikle tescil ve korunma desteği hakkında bazı bilgilerden bahsedeceğiz. Birinci olarak tescil ve korunma desteği yurt dışı tescile yönelik desteklenen harcamalar aşağıda belirtilmiştir. Bunlar marka, patent ve tescil bürosu hizmetleri gideri, ürün, hizmet, marka, patent ve fikri mülkiyet hakkının ilgili ülkede başka bir şirket veya kuruluş adına tescil ettirilip ettirilmeyeceğinin tespiti amacıyla yapılan araştırma ve inceleme hizmet gideri ile zorunlu harcamalar, yurt dışında korunmaya yönelik hukuki danışmanlık hizmetleri gideri, tescil, akreditasyon ve yenileme gideri olarak sıralanmıştır. Desteğe esas bu giderler, yurt içi ve yurt dışı tescilinin aynı şirket adına ve ilk tescilin yurt içinde gerçekleşmiş olması şartıyla desteğe konu edilebilir. Bu destek kapsamında mahkeme ve yargılama giderleri desteklenmez. Marka, patent, fikri mülkiyet hakkı alınmasından ve korunma işlemi tamamlanmasından itibaren 6 ay içerisinde başvuru yapılması hususuna dikkat edilmelidir. Ayrıca yurt dışına yönelik marka, patent ve benzeri başvuru yapılması yeterli değildir. Sürecin tamamlanmış, tescil alınmış olması gerekir. Öncelikle başvurumuzda gerekli olan evraklarımızı temin edebilmek adına Ticaret Bakanlığımızın web sitesine giriş yapıyoruz. Hizmet sektörü desteklerine tıklıyoruz. Bir sonraki ekranda Türkiye bilişim sektörünün uluslararasılaşması ve E-Tur Kalite Programı seçeneğine tıklıyoruz. Açılan ekranda ihracata hazırlık ve kurumsal kapasite oluşturması aşaması destekleri sekmesine tıklıyoruz. Önümüze çıkan sayfada ilgili destek türüne ve evraklarına ulaşabilirsiniz. Başvuru için gerekli olan evraklar ekranda sıralanmıştır. Bahsi geçen evraklar videonun ilerleyen kısımlarında açıklanacaktır. Birinci evrağımız dilekçe. Bu evrakta başvuru ile ilgili irtibat kurulacak kişiye ait telefon, mail ve buna benzer iletişim bilgileri yer alması, başvuru incelenme sürecinde iletişimi kolaylaştıracaktır. İkinci evrağımız olan Ek 12 Tescil ve Korunma Desteği Başvuru Belgeleri formu doldurulurken öncelikle firma bilgileri eksiksiz ve Mersis'te kayıtlı bilgilerle uyumlu olmasına, faaliyet gösterilen sektöre dair NACE kodu belirtilmesi, Mersis'te yer alan bilgilerle uyumlu olmasına, bilişim alt sektörü firmanın faaliyet alanı gözetilerek seçilmesine dikkat edilmelidir. Desteğe konu olan hizmete ilişkin bilgiler eksiksiz doldurulmalıdır. Üçüncü evrağımız harcama bilgileri formu. Bu formda şirket ve harcamayla ilgili bilgiler eksiksiz doldurulmalıdır. Hizmete konu olan harcamayla ilgili bilgiler eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmalıdır. Dördüncü evrağımız fatura. Bu evrakta faturanızın firmanız adına düzenlenmesine, desteğe konu olan faaliyete ilişkin olarak sunulan faturalarda söz konusu faaliyetin niteliğinin belirlenebilir olmasına dikkat edilmelidir. Destek talebinde bulunulan faaliyetle fatura arasında ilişki kurulamaması durumunda söz konusu harcama desteklenmemektedir. İngilizce haricindeki yabancı dillerde düzenlenen belgelerin yeminli tercüman tarafından Türkçe tercümelerinin yapılmış olması gerekmektedir. Fatura, e-fatura ise söz konusu faturanın XML formatı da iletilmelidir. Fatura içeriğinde alınan hizmetin net bir şekilde belirtilmiş olması gerekmektedir. Beşinci evrağımız ödeme belgeleri. Bu evrak firmanız adına düzenlenmeli ve banka onaylı olmalıdır. Ödeme belgeniz hesap ekstresi şeklinde ise hesap ekstresi firmanız adına düzenlenmelidir. İlgili hesap ekstresinin tüm sayfaları olmalı ve sayfalar banka onaylı olmalıdır. İlgili harcamaları ekstra üzerinde işaretleyiniz. Cirolu çeklerle şirket ortağı ya da çalışanına ait kişisel kredi kartıyla yapılan ödemeler destek kapsamında değerlendirilmemektedir. 6. evrağımız yurt içi ürün, hizmet, marka tescil belgesidir. İlgili markanın tesciline ilişkin Türk Patent ve Marka Kurumu'nun resmi internet sitesinden alınan internet çıktısı da
kabul edilebilir. Bir diğer evraksa yurt dışı ürün, hizmet, marka tescil belgesidir. 7. evrağımız danışmanlık hizmeti için yapılan sözleşmedir. Danışmanlık hizmeti için hizmet veren firmayla yapılan sözleşme iletilmelidir. Sözleşme taraflar arasında onaylı ve içeriğinde hizmet, ücret ve benzeri bilgiler yer almalıdır. 8. evrağımız eğer ki varsa hukuki sürece ilişkin yasal dokümanlar, sözleşme, ihtar yazısı, dava dilekçesi veya uygun nitelikli diğer belgeler. Hukuki süreçle ilgili yapılan harcamalarda faturada belirtilen hizmetin içeriğini anlatan sözleşme, dava dilekçesi, ret ve itiraz yazıları ve bunlar gibi evraklar iletilmelidir. Destek talebinin sonuçlandırılabilmesi için gerekli başvuru evraklarıyla ilişkili diğer bilgi belgeler incelemeci kuruluş tarafından talep edilebilir. Son olarak destek başvurusundan yararlanmak için yurt içi ve yurt dışı marka, patent, fikri mülkiyet hakkı süreçlerinin sona ermiş ilgili belgelere sahip olma şartına dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu video destek başvuru sürecinde üyelerimize yardımcı olmak ve başvuru aşamasında sunulması gereken evraklar hakkında üyelerimizin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmış olup üyelerimizin destek başvurusunu ilgili mevzuatı inceledikten sonra gerçekleştirmeleri önem arz etmektedir. Tüm evraklar e-imzalı bir şekilde KEP üzerinden Hizmet İhracatçılar Birliği KEP adresine iletilmelidir. Hizmet İhracatçıları Birliği